Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 29 Ağustos günlerden Perşembe. Günün gelişen ve öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bültenimiz başlıyor. Elazığ Valiliği, Hazar Gölü, Sahili ve Maden ilçesi Plajköy'de bulunan birçok tesisin kaçak olduğunu ve gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Hazar Gölü sahili ve Plajköy ile alakalı yapılan sosyal medya paylaşımları gündem olmuş ve valilik tarafından inceleme başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde bölgedeki kaçak yapıların tespit edildiği ve gerekli çalışmaların başlatıldığı duyuruldu. Elazığ Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Maden ilçesi Plajköy'de bulunan ve Hazar Gölü sahini işgal eden tesislerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar valiliğimizce incelenmiştir. Hazar Gölü çevresinde jandarma birimlerimiz tarafından 9 adet kaçak yapı tespit edilmiş olup, Kaymakamlık ve İl Özel İdaresine bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 11 adet kaçak yapı hakkında işlem yapılmış ve 8 adet kaçak yapı yıkılmıştır. 3 adet kaçak yapı ise idare mahkemesince yıkımı durdurulduğundan kanuni süreç devam etmektedir. İl Özel İdaresi 2024 yılı içerisinde ilk etapta sahil şeridinde yer alan ve sahilin kullanımını kısıtlayan tescil harici alandaki işgallerin bertaraf edilmesini sağlayarak sahili yeniden kamunun hizmetine açmıştır. İkinci etapta hazine arazisi üzerinde yer alan yapılarla ilgili olarak Milli Emlak Müdürlüğü'nce bir tasarruf bulunup bulunmadığının tespiti için gerekli araştırmalar yapılmıştır. Üçüncü etapta ise özel mülkiyette bulunan arazilerdeki kaçak yapıların tespiti için çalışmaları devam ettirmektedir. Melihcan Arlı adlı şahısla ilgili olarak il özel idaresince özel mülkiyette bulunan arazi üzerinde ticari amaçlı kullanım için 5 adet bungalow tipi ruhsansız yapı inşa edilmiş olmasının tespit edilmesi sebebiyle ilgili şahsada yapıları ile ilgili kaçak yapı tutanağı düzenlenerek idari para cezası kesilmiş olup il encümeninde yıkım kararı için işlem devam ettirilmektedir. Plajköy ve Hazar Gölü sahilinin işgal edilmesinin önlenmesiyle ilgili gerek kurumlarımız, gerekse adli makamlarca çalışmalar devam etmektedir. Ancak Melih Can Arla adlı şahıs her fırsatta sosyal medya aracılığıyla yapılan çalışmaları sabote ederek kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Elazığ Hamza Bey Barajı, röle Aksiyon Yolları ve Sanat Yapıları için sözleşme imzalandığını duyurdu. Elazığ Hamza Bey Barajı, Rökle Aksiyon Yolları ve Sanat Yapıları işine ait sözleşme, Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalandı. Bu önemli proje, barajın altyapısını güçlendirmeyi ve çevredeki ulaşımın düzenli bir şekilde devam etmesini sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında 156 bin metreküp kazı, 10 bin metreküp alt temel ve temel malzemesi hazırlanması ve yerine konulması, 85 metreküp beton, 4,6 ton demir, 50 metreküp tahkimat ve 12 bin metreküp kargir işleri gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar barajın güvenliğini artırarak uzun vadeli işlevselliğini sağlayacak. Milletvekili Profesör Dr. Erol Keleş, sözleşmenin imzalanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Hamza Bey Barajı, Elazığ için stratejik öneme sahip bir projedir. Bu kapsamda yapılacak rölekasyon yolları ve sanat yapıları hem barajın hem de çevre altyapısının güvenliğini sağlayacaktır, dedi. Milletvekili Profesör Dr. Keleş ayrıca bu tür altyapı projelerinin şehrin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, barajımızın etrafındaki yolların yeniden inşa edilmesi ve gerekli mühendislik yapılarının kurulması, hem ulaşımın aksamadan devam etmesini sağlayacak hem de barajın uzun ömürlü olmasına katkı sunacaktır. Bu önemli adımın Aziz şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları şehrin değerlerini geleceğe taşıyarak sonraki kuşaklara aktarma hedefi doğrultusunda Elazığ'ın tarihine ışık tutacak kent müzesinde incelemelerde bulundu. Müzeler Şehri Elazığ projesi kapsamında Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamamı Müzesi'ni hizmete sunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kentin kültür ve turizmine katkı sunarak şehrin tarihine ışık tutacak yeni bir müzeyi daha Elazığ'a kazandıracak. Görev süresi boyunca Elazığ'ın değerlerine, kültürüne, sanatına, musikizine ve geçmişine verdiği önem doğrultusunda vizyon yatırımlarını birer birer hayata geçiren Başkan Şerifoğulları, Açılışa hazır olan Kent Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yavuz Saykır, Tarih Danışmanı ve Araştırmacı Yazar Sedat Çağlayan'la birim müdürlerinin de eşlik ettiği Başkan Şerifoğulları müzenin bölümlerine gezerek bilgi aldı. İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Elizabeth Başkanı Şahin Şerifoğulları, Müzeler geçmişimize ışık tutarak tarihimizin korunmasına katkı sağlayan dünün hafızası, bugünün hazineleridir. Aziz şehrimizin tarihiyle aramızdaki bağları güçlendirmek ve bize ecdadımızdan emanet edilen mirasın değerini daha iyi anlamak ve anlatmak amacıyla açılışını gerçekleştireceğimiz kent müzemizde incelemelerde bulunduk sevdalısı olduğumuz aziz şehrimizin kadim kültür ve medeniyetini gurur duyduğumuz köklü tarihini geleceğe taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kent müzemiz, il dışına şehrimizi ziyaret edecek misafirlere Elazığ'ın tarihini anlatacak, kıymetli hemşehrilerimizin içinde yaşadığı kentin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlayacak. Böyle bir eseri şehrimize kazandıracak olmanın haklı gururu içerisindeyiz, dedi. Açılışa hazır olan kent müzesini ziyaret edecek misafirler eşsiz bir deneyim yaşayacak. Elazığ'da 1896 yılında dönemin valisi Enis Paşa tarafından Çarşı Mahallesi'nde inşa edilen ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan kent müzesinde kent hafızası canlı tutulacak ve misafirler adeta zamanda yolculuğa çıkacak. İki katlı olarak hizmet verecek Elazığ Kent Müzesi'nde M.Ö. Elazığ bölgesi, Beylikler dönemi, Osmanlı dönemi evi ve kürsübaşı canlandırması, Elazığ ilçelerinin yapı maketleri ve grafik anlatımı yer alacak. Ayrıca müzede Elazığ'ın Cumhuriyet dönemi yer altı ve yer üstü zenginlikleri, sanayisi, Atatürk'ün Elazığ gelişiyle ilgili gar binası maketi ve diyaroması birlikte film sunumu ziyaretçileri karşılayacak. Müzeyi ziyaret edecek sanatseverler, Elazığ eğitim tarihiyle şehrin yetiştirdiği şahsiyetleri, Harput Kalesi duvar canlandırmasını, dönem silahlarını, Harput mezar taşlarının replikalarını, Harput evi maketleri ve iç mekanlarda kullanılan objelerle zengin bir anlatım ile keyifli ve dolu dolu zaman geçirecek. Elazığ Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ejder Açık Kapı 93 yılında Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yoncalıbayır köyünde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen acımasız katliamı lanetledi. Elazığ Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ejder Açık Kapı 1993 yılında Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yoncalıbayır köyüne PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen acımasız katliamı lanetledi. 28 Ağustos 1993 akşamı hain PKK teröristleri tarafından kurşuna dizilerek katledilen 9 masum gencin şehadetleriyle açık kapı şunları söyledi. Bu elim olay PKK'nın ülkemizde nasıl vahşetler işlediğinin en acı örneklerinden biridir. Terör örgütünün bu katliamla bir köyün gençlerine hedef alması, insanlık dışı ve kabul edilemez haince bir katliamdır. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden 9 vatan evladını rahmetle anıyor, geride kalan ailelerin acısını paylaşıyorum. Terör örgütü PKK Türkiye'yi bölme hayallerine asla ulaşamayacak. Devletimiz terörle mücadelesinde kararlılıkla ilerlemektedir ve bu hainler er ya da geç hak ettikleri cezayı buluyorlar. Ülkemizde minimize edilen terör olayları Ülkemiz sınırları dışında da yerle bir ediliyor, inlerine giriliyor ve hainlere fırsat vermemek için kahraman güvenlik güçlerimiz aziz milletimizin huzur ve güveni için gece gündüz mücadele veriyor. Yöncebayır köyümüzde yitirdiğimiz evlatlarımızın kanı asla yerde kalmadı ve kalmayacak dedi. Açık kapı aziz milletimizin birliğine ve beraberliğini hiçbir gücün bozamayacağını belirterek teröre karşı verilen mücadelenin devam edeceğini, ve Necip milletimizin birlik ve beraberlik içinde bu tür hain saldırılara karşı her zaman dimdik ayakta duracağını vurguladı. Öte yandan açık kapı son dönemde mahalle bakkalları ve yerel esnafın karşılaştığı zorluklara da değinerek, mahallelerimizdeki bakkallar ve yerel esnaf her zaman güler yüzleriyle, boş defterleriyle, karşılıksız yardımlarıyla bizlerin en güvenilir dostları oldular. Onlar mahalle kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası, ...adeta mahallemizin can damarıdır. Günümüzde büyük alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte... ...mahalle bakkalları ve yerel esnafın zor bir süreçten geçiyor. Büyük AVM'ler ve zincir marketlerin artışı... ...mahalle bakkallarımızı ve yerel esnafımızı ekonomik olarak zorlamaktadır. Bu değerli kurumlarımızı yaşatmak ve ayakta tutmak... ...her birimizin elimizde aslında. Mahalle sakinlerimizin bakkallarımıza ve yerel esnafımıza sahip çıkması... Onlardan alışveriş yapması bu işletmeleri geleceğe taşımamız için büyük öneme haizdir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol düzenlediği toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Elazığ'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi. Toplantıda kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, projelerin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gibi konular masaya yatırıldı. Sorunlar ve çözümler noktasında istişarelerin edildiği toplantıda muhtarlar, kentsel dönüşümde yaşanan gecikmelerin ve belirsizliklerin hem psikolojik hem de ekonomik anlamda halkı olumsuz etkilediğini söyledi. Muhtarlar özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde karşılaştıkları zorlukları dile getirerek mahallelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Bu konudaki talepleri milletvekili Erol'a ileten muhtarlar, çözüm sürecinde daha aktif bir rol almak istediklerini ifade ettiler. Milletvekili Erol, Elazığ'ın sorunlarının çözülmesi ve şehrin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için muhtarlarla dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirterek kentsel dönüşümdeki aksaklıkların giderilmesi ve sürecin hızlandırılması için gereken tüm girişimlerde bulunacaklarını halkın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla çalışacaklarını ifade etti. Muhtarların yerel yönetimlerdeki rollerinin güçlendirilmesi ve taleplerinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Rol Ellison, hem fiziksel hem de sosyal olarak yeniden inşası sürecinde halkın sesine kulak vererek vatandaşların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmeye kararlı olduklarını söyleyip, Elazığ'ın geleceğini inşa ederken hep birlikte hareket ederek şehrimizi daha yaşanabilir ve güvenli bir yer haline getireceğiz dedi. Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal 31 Ağustos'ta yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı. 31 Ağustos Cumartesi günü Deva Partisi Elazığ İl Başkanlığı Kongre düzenleyecek. 4 yıldır İl başkanlığı görevinde bulunan avukat Mehmet Kangal yapılacak olan kongrede görevi başka bir yol arkadaşına devredeceğini açıkladı. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Kangal, partimizin kuruluş aşamasında yer alıp ilk olarak Merkez İlçe Başkanlığı ardından da il başkanlığı görevini sürdürdüğümüz Yaklaşık 4 yıl süreç içerisinde parti mensubu arkadaşlarımızla birlikte gerek teşkilatlanma gerekse de şehrin siyasi gündemi konularında büyük bir mücadele sarf ettik. Bu süre zarfında hemşehrilerimizin sesi olmaya, sorunlarını dile getirmeye ve çözüm önerilerimizi sunmaya gayret göstererek şehrimizin en ücra köşelerine kadar ulaşmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın kapısı sadece seçim dönemlerinde çalınmasın diye her daim yanlarında olması gerektiği bilincini hep canlı tuttuk. Heyecanımız da, inancımız da hiç kaybolmadı. Bundan sonra da aynı şekilde doğru bildiğimiz değerler doğrultusunda siyasi çizgimizi devam ettirmeye özen göstereceğiz. İl başkanlığını devrederken bunun bir veda olmadığını, partimin yanında milletime hizmet etme gayreti içerisinde bulunacağımı da belirtmek isterim. Partimizin il teşkilatında yaşanacak olan bu değişimle inanıyorum ki bayrağı devralacak il başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlarımız yeni bir sinerji ile şehrimiz adına faydalı işlere imza atıp vatandaşlarımızın gönlünde bıraktığımız izi taşlandırarak bir sonraki seçime kadar hiç durmadan mücadele edeceklerdir. Bu düşüncelerle yeni il başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize çalışmalarında başarılar diler, tebriklerimi sunarım. İl başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca güvenini ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim Genel Başkanımız Ali Babacan başta olmak üzere tüm Deva Partisi Genel Merkez yöneticilerimize birlikte yol yürüyüp her daim yanımda olan ve fakir teşkilat mensuplarımıza bu süreçte büyük bir fedakarlık gösteren kıymetli aileme ve siyaseti hizmet vesilesi kıldığım siz değerli Elazığlı hemşerilerime en derin duygularla teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Elazığlar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demirbağ ve Başkan Vekili İş İnsanı Ahmet Karalı medya grubumuzu ziyaret ederek genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık ile bir araya geldiler. İstanbul Elazığlılar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demirbağ ve Başkan Vekili İş İnsanı Ahmet Karalı televizyonlarımızı ziyaret ettiler. Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Akbıyık'la bir araya gelen Demirbağ ve Karalı dernek olarak İstanbul'da yürüttükleri çalışmaları paylaştılar. İstanbul Elazığlılar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demirbağ amaçlarının İstanbul ile Elazığ arasında bir köprü kurarak Elazığ kültürünü yaşatmak olduğunu söyledi. Yaklaşık 14 yıldır yani 7 dönemdir başkanlığını yaptım. 1963'te kurulan bir derneğin başkanlığı yaptığım süreç devam ediyor. İşte amacımız tabii ki Elazığ'daki insanlarla İstanbul'u bir köprü oluşturup onlarla birlikteliği sağlayıp kültürü yaşatmak. Zaman zaman da biz e, memleketimize doğduğumuz yere geliyoruz. E, bu dönemde işte e, yaz olduğu için biraz da, e, havaların sıcak olmasından dolayı dedik Elazığ biraz serin olur. Bir haftalığına bir Elazığ'a geldik. Bir ziyaret edelim dedik. Buradaki eşi, dost, akrabalarımızı, yakınlarımızı ziyaret ettik. Tabi burada da aynı zamanda ailemizin ilk kurulan televizyonu Kanal Fırat'a çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Sayın Müdürümüz Zeki Akpı'yı ziyaret ediyoruz. Ondan aldığımız güç de e, değer de bizim için çok önemli. Kültür farklı Oradaki e, İstanbul'daki insanların düşünceleri farklı büyük şehir yaşam tarzı kolay değil. Ama bu şartlar altında e, sonuçta her pazar dernekte folklor çalışması, müzik çalışması yapıyoruz orada elimizden geleniyle kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Burada da işte e, bizim benim başkan vekir Mehmet Karalı e, büyük bir iş yeri açtı burada en yaklaşık bir 3 ay falan oldu, iki üç ay oldu. Onun bir ziyaretine geldik, hem hayırlı olsun işine geldik. Biraz da böyle düşünüyoruz Elazığ'a geri dönüş yapalım mı diye, o da aklımızda yok değil, var. Ee, onun için e, sonuçta amaç hizmet, hizmet de Elazığ'a hizmet. Kim e, bu çatı altında kültürüne, memleketine, işine sahip çıkıyorsa, emek veriyorsa ben buradan herkese teşekkür ediyorum o konudan dolayı. İstanbul Elazığlar Dernek Başkan Vekili ve iş İnsanı Ahmet Karalı, Elazığ'da daha çok yatırım yapmayı amaçladıklarını ifade etti. Son bir yıldır işte Elazığ'a daha fazla gidip gelmeye başladık. Küçük bir işletmemiz oldu, küçük bir yatırımımız oldu daha doğrusu diyeyim. Ama bundan sonraki süreçte Elazığ'da daha güzel şeyler yapabilmek için, daha güzel yatırımlar yapabilmek için şu an bir araştırma içerisindeyiz. İnşallah daha güzel şeyler Elazığ'da yapacağız. Aynı şekilde bu sene buraya bir otomotiv piyasası olarak girdik ama şu an araştırmalarımız yine tekstil yönünde. İnşallah e, tekstil yönünde burada Elazığ'da da e, böyle bir e, şehrimize bir istihdam yaratmayı düşünüyoruz. Hı hı. Bir işletme. Şu an yer bakma aşamasındayız inşallah. Bakalım. Uzun yıllardır İstanbul'dayız. Derneğimiz, dernek başkanımız işte hı. bizim Mehmet Demirba e, başkanımız gerçekten kendisi tam bir gönül insanı. E, bizi İstanbul'da bir şekilde hemşerilerimizi toplayıp gençlerimiz orada Elazığ genel kültürümüzü, folklorumuzu işte örfümüzü, adetimizi bir şekilde gençlerimize adapt etmek için çok uğraşıyoruz. Daha çok işte Mehmet Başkanımız bu şekilde e, dernek başında. Hı hı. Yani ben de e, kendilerini başarılı buluyorum gerçekten. İstanbul'da gençlerimize Elazığ'ın örfünü, adetini bir şekilde öğretmeye çalışıyorlar. İşte İst Elazığ'dan İstanbul'a gelen e, mesela öğrencilerimize destek olmaya çalışıyor. İşte bu, bu konuda da bizim Elfet'imiz yani federasyonumuz bu e, konuda bize öncülük ediyor. Güzel çalışmalarımız var İstanbul'da. AFAD tarafından Bingöl'de gerçekleştirilen ve gerçeği yaratmayan deprem tatbikatı Elazığ'da da başarıyla tamamlandı. Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olası bir afet durumunda kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, afet müdahale planlarını güncellemek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Bingöl'de deprem saat tatbikatı yaptı. Bingöl'de senaryo gereği merkez üssü Karlova ilçesinde saat 00.15'te Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş ve Diyarbakır illerinde hissedilen 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından Elazığ'daki birçok kurum, kuruluş ve STK, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne hareket etti. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımı ile Bingöl merkezli 7.5 büyüklüğünde deprem tatbikat koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Numan Hatipoğlu depremin etkilerini ve yürütülen çalışmalarla ilgili afetten etkilenen ilçe kaymakamlarından ve tatbikata katılan tüm hizmet gruplarından depreme ilişkin bilgi aldı. Tatbikat kapsamında enkaz kurtarma çalışmaları, yangın müdahaleleri, hastane tahliyeleri, kaya düşmesi, elektrik ve mobil haberleşme kesintilerine müdahale gibi çeşitli senaryolar hayata geçirildi. Murat Nehri üzerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması gibi zorlu görevler de başarıyla tamamlandı. Senaryoya göre başta Karakoçan olmak üzere Arıcak, Kovancılar ve Palu ilçeleri de depremden etkilendi. Yine senaryoya göre Karakoçan'ın Hamzalı, Sarıhan, Kuşbayırı ve Yenikaya köylerinde ölü ve yaralılar oldu. İlimizde bir tatbikat yapıldı. Tabi ee, tabii Bingöl ilinde yakın ilçemiz olan Karakoçan'da da etkilendi. 7 tane enkazımız vardı. Dışarıdan ve yerelden gelen ekipler ciddi bir çalışmayla 3 tane x, 5 tane de yaralı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikat Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın koordinasyonunda valilik ve kaymakamlıkların işbirliğiyle Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde depremden etkilenen bölgelere müdahale edildi. Sivrice ilçesinde Hazar Gölü dibinde bulunan ve dalış turizmi için önemli bir noktaya sahip olan Batık şehir yapılacak olan projelerle birlikte turizme kazandırılmayı bekliyor. Batık şehir yapılacak olan projelerle birlikte turizme kazandırılacak. Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde 1890'lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan batık şehir birçok dönemin izlerini barındırıyor. Dalış turizminin gözde mekanları olma yolunda ilerleyen batık şehir Hazar Gölü'ndeki debinin alçalması ile bazı dönemler gün yüzüne çıkıyor. Debinin yüksek olması nedeniyle çok az görülen batık şehir yapılacak olan projelerle birlikte turizmi kazandırılacak. UNESCO listesine girmesi için müracaatta bulunacaklarını dile getiren Sivice Belediye Başkanı Ebu Bekir Irmak, cam fanus veya asansör sistemiyle yapının turizme kazandırılacağını dile getirdi. Batık şehrinin tarihi burada bir an resetlenmiş oldu. Biliyorsunuz Harput'taki bulunan bir kitap sonra Sivrice'nin tarihi de Harput'tan herhalde ilişkili. Ve burada arkeolojik kazı yapanlar yani bundan ilgili olan birimlerden sorduğumuzda tarih biraz geriye gitmiş oldu. Biz bundan işin doğrusu övünüyoruz. Yani burada bir yaşam olmuş, burada bir kültür olmuş, burada bir medeniyet olmuş. Bunun gün yüzüne çıkması için kendi dönemimizde daha önceki dönemde UNESCO yardım listesine girmesi için e, müracaatta bulunmuştuk. Bunlar tabii tekrardan e, takip edeceğiz. Batık şehrin turizme kazandırılması için sadece belediyenin bütçesinin yetmeyeceğini vurgulayan Başkan Irmak, bakanlık ve özel sektör eliyle takipçisi olacaklarını söyledi. Yani e, dalış turizmi için olsun, e, sanat turizmi için olsun, kültürel turizmler için olsun. Bizler için çok önemli. Yani diğer illere veya dünya illerine baktığımız zaman insanlar bir uçağı, gemiyi batırır da orada bir dalış olsun, turizm olsun, kültür olsun. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlıyor. Okul öncesi heyecanının yaşandığı noktalardan biri ise kırtasiyeler. Okulların açılmasına sayılı günler kala Elazığ'da bulunan kırtasiyeciler hazırlıklarını tamamlayarak öğrencileri beklemeye başladı. Yani tabii ki okulun açılması kırtasiyecilerin beklediği bir dönem. Bir sene boyunca bugünlere hazırlık yapılıyor. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık, bekliyoruz. Elazığ'da yaz tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. İlk okula yeni başlayacak çocuklar için eğitim 2 Eylül'de adaptasyon sağlanması adına bir hafta erken başlayacak. Bu çerçevede Elisa'da bulunan kırtasiyeciler gerekli stoklarını yaparak öğrencileri beklemeye başladı. Bu yıl okul alışverişi ise en az 1200 liradan başlıyor. Yani ortalama bir fiyat olarak 1200-1300 lira civarından. 2000 liraya kadar ortalama bir set alabilirler. Tabii bu tercihlerine göre fiyat artabilir, azalabilir. Yani bu velinin tercihi ile alakalı bir şey diyebiliriz. Çanta fiyatları ortalama 600 TL'den başlıyor. 2,5'a kadar e, marka modele göre değişkenlik gösteriyor. Ürün olarak kırtasiye seti, boyalar, defterler falan filan. Yani bunlar ortalama 1500-2000 TL civarında fiyatı var şu anda tercihlere göre bu azalır, artar. Bayağı yoğun geçiyor. Şu an bu dönem yoğun değil sanırım. Ben şu an alışveriş yapmayı tercih ettim. Bir iki hafta sonra daha yoğun olur diye ben erkenden gelip alışverişimi yapmayı tercih ettim. Okulların açılmasına sayılı günler kala velilere seslenen kırtansiye işletmecisi alışverişlerini son günlere bırakmamaları gerektiğini belirtti. Bizim stoklarımız şu anda hazır. Yoğunluk da yavaş yavaş başladı 1-2 hafta boyunca. Okulun açılmasıyla birlikte bu yoğunluk artacak. Yani velilerimize acele etmelerini öneriyoruz. E, stoklara yetişebilmeleri için. Yani okul açıldığında 9 Eylül'de büyük bir yoğunluk yaşanıyor. 2-3 gün öncesinden, bir hafta öncesinden alışverişe başlarlarsa kendileri için daha sağlıklı olur. Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla velilere ve öğrencilere seslenerek okul alışverişlerinin yerel esnaftan yapılmasını talep etti. Kovancılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdoğan yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla velilere ve öğrencilere çağrıda bulundu. Esnaflarımıza sahip çıkalım diyen Başkan Özdoğan, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Okul alışverişlerinin yerel esnaftan yapılmasını istedi. 2024 25 yeni eğitim ve öğretim yılın öğrencilere, öğretmenlere ve velilerimize hayırlı olmasını diler. Kazasız belasız bir yıl geçirmesini temin ederim. Tabii ki okul öncesi bu tatlı alışverişlerimiz başlamıştır. Bu alışverişlerimiz yerel esnaflarımızdan yapalım. Çünkü yerel esnaflarımız hem ürün kalitesi hem de ürün değişiminde ve iadesinde sizlere zorluk çıkarmadan paranız olup olmamasına bakılmaksızın sizlere veresiye veren ve sizleri ailenize karşı mağdur etmeden günün rahatlığıyla alışverişlerinizi yapabileceğiniz yerlerdir. Vatandaşlarımızı sunu demek istiyorum. Yapacağınız alışverişlerinizden ürün kalitesinden, gramajınızdan ve çocuğunuz kimyasal ürünlerine maruz kalmaması için kaliteli ürünleri tercih etmelerini özellikle yerel esnaflarımızdan markası belli barkodlu bandrolü ürün alışverişleri yapılmalarını tavsiye ediyoruz. Ulusal marketlerden ürün aldığınızda karşısında zorluklar çıkarmaya başlayacaktır. Ürün değişiminde olsa gerekse paranız olmadan size poşeti bile para karşılığı veren sadece paranıza bakan neresidir? Ulusal marketlerdir. Bu nedenle ilçemizdeki küçük esnaflarımızın korunmalı vatandaşlarımızdan ricam zor günlerinizden paranız olmadığından aldığınız ürünleri bütün esnaflarınız size nasıl borca veresiye veriyorsa, bütün esnaflarınızı sizin nasıl idare ediyorsa, siz de alışverişlerinizi yerel esnaflarınızı, esnaflarımızda yapalım. Esnaflarımıza ve ilçemize sahip çıkalım. Çünkü zor günlerinden nasıl esnafınız sizi mağdur etmeden alışverişinizi yapıyorsanız, siz de o rahatlıkla Paranız olduğu dönemde de yerel esnaflarımızı tercih etmenizi önemle rica ediyorum. Elazığ Belediyesi İtfaiye Personeli su altı arama ve kurtarma eğitimi alacak. Yerel yönetim hizmetlerine gerçek belediyecilik ilkesiyle hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştıran Elazığ Belediyesi su altında da hizmetlerine devam edecek. Su altında en zor görevleri başarıyla gerçekleştirmeyi hedefleyen Elazığ Belediyesi, göl, gölet ve barajlarda boğulma, suda mahsur kalma, suda kaybolan kişilerin arama-kurtarma çalışmalarını uzman dalgıçlarla birlikte gerçekleştirme ve bu olaylarda zaman kaybının önüne geçme, olası afet durumlarında uzman ekiplerce sahada görev icra etmeyi sürdürecek. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi'nin itfaiye müdürlüğüne yönelik hazırladığı önemli bir proje, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Üç tarafı sularla çevrili olan Elazığ'da balık yetiştiriciliği faaliyetlerinin yoğun olarak yapılması ve olası bir afet ve boğulma olaylarında dalgış yetiştirmeyi hedefleyen proje kapsamında 8 kişilik itfaiye personeli su altı arama ve kurtarma eğitimine tabi tutulacak. Ekut Elazığ Arama Kurtarma Strateji Derneği üyelerinden 4 kişilik ekibin de eğitim alacağı bu çalışma ile itfaiye personelleri teorik bilgiler, dalış ekipmanlarını kullanabilme, gece ve gündüz dalışı eğitimleri uzmanlaşacak. Daha sonra münferit dalış program becerisi ve uzman arama kurtarma eğitimlerini de başarıyla tamamlayacak olan personeller böylece 1 ve 2 yıldız eğitimlerini tamamlamış olacak. Türkiye Sualtı Federasyonu tarafından alacakları sertifikalarla birlikte uzman dalgıç olabilmek için ilk adımı atmış olacak. Öte yandan iki aşamalı eğitimlerin ardından itfaiye personelleri uzman dalgıçlarla birlikte sualtı arama ve kurtarma faaliyetlerine katılabilecek. Aynı zamanda itfaiye personelleri Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleriyle de koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Sualtı arama kurtarma eğitimi alacak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Sürekli olarak hizmet içi eğitimlerle de bilgilerini güncel tutacak ve ilerleyen dönemlerde uzman dalgıç olabilme adına diğer eğitimlerini de tamamlayacak. Aydın'daki Elazığlılar tel kebap etkinliğinde bir araya gelerek hasret giderdi. Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Elazığ kültürünü Aydın'da yaşatmayı sürdürüyor. Derneğin son olarak düzenlediği tel kebabı etkinliğinde Elazığ'dan getirilen biber, tulum peyniri ve üzümler tırnak ekmeğiyle birlikte ikram edildi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dernek yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda dernek üyesi ve davetli katıldı. Yemeğin ardından derneğin kürsü başı ekibi tarafından misafirlerin eşiyle elezığa ait mahalle eserler seslendirildi. Etkinlikte konuşan Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Gür yaptığı açıklamada, Aydın'da yaşayan hemşehrilerimiz, komşularımız ve Elazığ'ımıza gönül veren misafirlerimizle birlikte kültürümüzü yaşadığımız bir etkinlikte bir araya geldik. Elazığ'ımıza özgü biber, tulum peyniri, üzüm ve tırnak ekmeğimizi kıymetli hemşehrilerimize ve misafirlerimize ikram ettik. Her yıl biber mevsiminde Elazığ'ımızda süregelen tel kebabı geleneğimizi aydındaki hemşehrilerimizle yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek kültürümüzü yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz dedi. Kirvem İyilik Çeşmesi çalışmasını tamamlayan İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği çocukların eğitimi hepimizin geleceği hazırlıkları içinde kolları sıvadı. 2020 yılında kurulan İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği çalışmalarını sürdürüyor. Dernek bu kapsamda geleneksel hale getirdiği Kirvem İyilik Çeşmesi Yardım Çalışması ile ihtiyaç sahibi çocukları sünnet ettirdi. Özel hastanede sünnet edilen çocuklara dernek tarafından 2000 TL hediye alışveriş kartı verildi. Çocukların eğitimi hepimizin geleceği çalışması için de kolları sıvayan İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği, 100 dezavantajlı öğrenciyi belirleyerek kırtasiye ihtiyaçlarına gidermeye başladı. İyilik Çeşmesi Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Sedat Çetin, çalışmalarında destek olan hayırseverlere teşekkür ederek, 3 yıldır gelenek haline getirdiğimiz programımızla bu yıl da çocuklarımızın sünneti uzman hekimler tarafından yapıldı. Sünneti işlemleri gerçekleşen çocuklarımıza söz verdiğimiz gibi hediyelerini alabilmeleri için 2000 tutarında bir alışveriş tanımladık. Değerli esnaflarımızla bir protokol imzalayarak böylece istedikleri hediyeleri almaları konusunda gerekeni yaptık. Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz diyerek erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklarımızı tebrik ediyor, vatana millete hayırlı birer evlat olmalarını temenni ediyoruz. Bir diğer projemiz olan çocukların eğitimi hepimizin geleceğiyle yüz dezavantajlı öğrencimizi belirleyerek kırtasiye ihtiyaçlarını gidermeye başladık. Dernek yönetim kurulumuzun aldığı kararla artık çocuklarımızın isteklerine uygun şekilde alışveriş yapabilmeleri için esnaflarımızla protokol yapıyoruz ve seçimi çocuklarımıza bırakıyoruz. Yarınlarımız çocukların ellerinde bu yüzden onların eğitimlerine destek çalışmalarımız devam edecektir. Emeği geçen tüm gönüllü dostlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi. Bütçemizi burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Bugün gelişen ve öne çıkan spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Elazığ Spor'da transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte futbolcuların lisanslarının çıkması da devam ediyor. Bordo Beyazlı takımımızda şu ana kadar 21 futbolcunun lisansı çıktı. Elazığ Spor'da transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte futbolcuların lisanslarının çıkma işlemleri de devam ediyor. Salı gününden itibaren çıkmaya başlayan lisanslar Perşembe günü haberimiz yayına hazırlandığı sırada toplamda 21'i buldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sayfasında yer alan bilgilere göre Eliza Spor'da şu ana kadar lisansları çıkartılan 21 oyuncu alfabetik sıraya göre şöyle. Ali Alpay Koldaş, Berşan Yavuzay, Beykan Şimşek, Burak Aydın, Burhan Arman, Denizhan Akkuş, Efe Tatlı, Ercan Coşkun, Eren Türkkal, Hasan Ekici, İsmet Yumak Kerim Frey, Mehmet Ablay, Melih İnan, Mikail Koçak, Muhammed Arsantaş, Mücahit Çıra, Umut Uzun, Yazcan Erdem ve Yusuf Mert Tunç. Elazığ Spor'da pazar günü oynanacak Karaman Futbol Kulübü maçının hazırlıkları yapılan taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti. Elazığ Spor'da Gözler Lig'in ilk haftasında pazar günü oynanacak Karaman Futbol Kulübü maçına çevrildi. Transfer yasağını kaldırarak kadrosuna dahil ettiği oyunculara lisans çıkartan Elazığ Spor'da yapılan antrenmanda futbolcular oldukça hırslı ve isteklilerdi. Antrenman öncesinde değerlendirmelerde bulunan futbolculardan Yazcan Erdem, Mehmet Ablay ve Ercan Coşkun iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek lige iyi başlamak için Karaman Futbol Kulübü maçında 3 puan alacaklarına inandıklarını söylediler. Evet abi Elazığ Spor'da artık tecrübeli isimlerden birisin. İlk maç ve hazırlıklar hakkında neler söyleyeceksin? Hazırlıklarımız devam ediyor. Ee, Karaman maçına hazırız. Ee, önemli olan 3 puan almak. Ee, takım olarak gayet iyi çalışıyoruz hocamızın direktifleriyle beraber. Hafta sonu 3 puan alacağımızı %100 e eminim. Ya Öncelikle iyi hazırlanıyoruz karama maçına. Burada olsun, kamplarda geçirdiğimiz antrenmanlar olsun gerçekten en güzel şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Son 3-4 gün kaldı. En güzel şekilde hazırladım. En güzel şekilde skorla oradan ayrılmayı planlıyoruz. Ee, çok güzel bir süreç geçirdik kamp süreci. Şu an Karaman maçına odaklandık. Seyircilerimizin desteğiyle inşallah bu haftaki maçta 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz. Biz seni sol bek olarak bazı takımlarda izledik. Stoper olarak da oynandığını söyleniyor. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin? Evet, buraya önceki oynadığım yerlerde sol bek olarak döndüm, sol stoper olarak ya Buraya sol stoper olarak geldim. İnşallah devamını getireceğiz. Bordo Beyazlı takımımızda Karaman Futbol Kulübü maçı hazırlıkları Cuma günü yapılacak çalışmayla tamamlanacak. Elazığ Spor Teknik Sorumlusu Bülent Yeni Hayat, Karaman Futbol Kulübü maçına iyi hazırlandıklarını belirterek Elazığ Spor'un 13 yıllık lige iyi başlayamama serisini kırmak ve 3 puanla başlamak istediklerini söyledi. Elazığ Spor'da Karaman Futbol Kulübü hazırlıkları devam ederken teknik sorumlu Bülent Yeni Hayat takımın son durumunu ve sezonun ilk karşılaşması olan Karaman Futbol Kulübü maçı hakkında konuştu. Başarılı teknik adam sezona iyi hazırlandıklarını ve hazır olduklarını da belirtirken Amaçlarının Elazığ 13 yıllık sezona iyi başlayamama serisine de son verip lige kazanmakla başlamak olduğunu ifade etti. Evet hocam artık çalışmaları tamamladınız. Kadro olarak hazırız ve ilk maç olan Karaman FK ile pazar günü karşılaşacağız. Çalışmalar ve ilk maç hakkında neler söylersiniz? Çalışmaları tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün de bir taktik antrenmanımız var. Dün de bir taktik antrenman yaptık. E, 17 Temmuz'da başlayıp bu zamana kadar gelen bir hazırlık süreci var artık dediğiniz gibi maç haftası yani iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Takımımız iyi bir seviyeye geldi. E, o anlamda da e, hazır olduğumuzu düşünüyoruz maç için. E, pazar günü inşallah hem o 13 yıllık bir kötü başlangıç denilen bir şey var. Elazığspor 13 sezondur lige kötü başlıyordu. O hem onu kırmak hem kendi adımızın lige iyi başlayıp iyi götürebilmek adına hem moral anlamında hem özgüven anlamında önemli olacak Karaman maçı. Kazanarak başlamak istiyoruz. Yani burada istediğimiz e, Bizi izlemeye gelen taraftarımızın iyi futbol seyrettirmek, onların keyif aldığı, mutlu olduğu sonucunda beraber bir maç oynamak istiyoruz ki inşallah da öyle olacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki temsilcimiz Elazığ Spor'un sezonun ilk maçında konuk edeceği Karaman Futbol Kulübü karşılaşmasını Bursa Bölgesi B Klasman Hakemi Enver Aydın yönetecek. Merkez Hakem Kurulu TFF 2. Lig'de oynanacak olan birinci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Yapılan atamalara göre TFF 2. Lig Kırmızı gruptaki temsilcimiz Eliza Spor'un... ...1 Eylül Pazar günü saat 19'da kendi sahabe seyircisi önünde oynayacağı... ...Eliza Spor Karaman Futbol Kulübü maçını Bursa Bölgesi B klasman hakemi Enver Aydın yönetecek. Aydın'ın bu maçtaki yardımcılıklarını Bursa Bölgesi B klasman yardımcı hakemi Oğuzhan Yazır ile... ...Çanakkale Bölgesi B klasman yardımcı hakemi Tuncay Ercan yapacak. Müsabakada Bursa Bölgesi C klasman hakemi Muammer Sarıdağ ise... 4. hakem olarak görevlendirildi. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin de sonuna geldik. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.